Hadi balık burcundan evet, gidelim. Evet, şimdi balıklar için özellikle bu sene en çok odaklanacakları alan profesyonel iş yaşamları olacak. Şimdi buralarda biraz yavaşlamalar gelebilir. Çabalarının sonuçlarını alamadıklarını düşünebilir ama bu onları endişeye kaptırmasın. Çünkü ilerleyen aylarla birlikte bunların sonucunu bir hayli fazlasıyla alacaklar. Onun için endişelenmesinler diyorum. Onun dışında başkalarından kazanacakları gelirler anlamında da bu alanlarda bekledikleri büyük toplu paralar gelecek. Bu miras olur, nafaka olur veya prim olabilir. Alabilecekleri bugüne kadar ertelenen paraları özellikle yıl ortası itibariyle almaya başlayacaklar. Yine aşk hayatları da yılın ikinci yarısı itibariyle hareketlenecek gözüküyor balıklar için. Balıklar bayağı uzun bir şeyden geçtiler galiba. Bir evet. Zorlu süreçten ya, geçtiler. Balıklar aslında Ağustos'ta onlar için yeni bir döngü başladı. İyileştirme süreci diyorum ben onlar için. Başak ve balıklar için aslında. Güzel. Eylül 2017'ye kadar gerçekten eğildikleri konularla ilgili, sorunlarıyla ilgili o alanları şifalandırabilir balık burçları. Onun için bence bu döngüyü çok güzel kullanmalılar. Güzel balık burçları. İyi var mı balık olan aramızda? Yok. Senin kızın balık. Süper. Evet. Buyurun kovalar. Evet, kova. Kova genelde hedefleri, hayalleri, arzularıyla ilgili alanlarda büyük değişim yapacaklar gözüküyor. Burada aslında hayattaki yaşam alanlarındaki bu saydığımız alanlarla ilgili, bunu arkadaşlıkları da dahil, burada biraz önem derecelerine göre sıralandırmalar yapacaklar kova burçları. Yine büyük değişimin ortasındalar aslında. Yani 2017 onlar için büyük değişimin başlangıç noktası diyebiliriz. Pozitif anlamda ilerleyecek. Daha anlamlı hedefler seçecekler hayatlarında. İşte evli olanlar torun sahibi olabilir. Evli kova burçları. Aynı zamanda sağlıklarına da dikkat ettikleri noktada orada sağlıklarıyla ilgili de sürpriz gelişmeler yaşayacaklar gözüküyor ki bizim sistemimize göre sizin kova biliyorsunuz. Evet. Kova sizinle de bağlantılı. Güzel şeyler var. Dönüşümün, büyük bir dönüşümün başlangıcı diyebiliriz 2017 vallahi, için sizin iyiymiş. İçin. Bak güzel girdin balık kova falan böyle. Evet. Buyurun. Oğlak burcunu aslında bir nevi mecazi anlamda ama aynen değil ama böyle bir emeklilik süreci gibi bir süreç hissedebilirler yaşama karşı. Yani böyle biraz kaçmak, uzaklaşmak, böyle mistik seyahatler yapmak. Bu alanlara daha çok ilerleyecekler ama diyorum ki bu enerjilerin aksine hareket ettikleri noktada yılın ikinci yarısıyla ilgili birçok alanda fırsatlar onların olacak. Onun için bu enerjilerin biraz daha aksi yönde hareket etmeleri gerekiyor. Aslında bir nevi sınanma zamanları, güçlü ve zayıf yönlerini, ilişkiler de dahil bunlara, sınanma zamanları yaşamaya başlayacaklar balık burçları. Özür dilerim, oğlak burçları. Evet. Şimdi gelelim yaylara. Aslında yaylar bence 2017'de bizim yani en iyi, en şanslı burç dediğimiz yaylar olacak. Neden? Onlar çok uzunca bir maratondan çıktılar. Şimdi onlar için rahatlama zamanı başlıyor. Hem teraziler hem yaylar için. 2017'de özellikle evlilik, ilişkiler, iş partnerliği anlamında birçok değişim yaşayacaklar. Yeni iş teklifleri gelecek ve bu iş tekliflerinde sosyalleştikleri noktada daha fazla tanışacağı insanlarla birlikte geliştirebilirler. Yani aslında yaylara şey diyorum, lütfen mümkün olduğu kadar bu sene hem iletişim alanlarını kullansınlar hem de daha fazla sosyalleşsinler. Güzel. Evet. Evet. Akrepler. Şimdi akrepler için aslında büyüme dönemini yaşadılar 2016'da, biraz zorlandılar diyebiliriz. Ama 2017 itibariyle özellikle Şubat ayından sonra maddi konularla ilgili alanlarda değişim başlıyor. Aslında bugüne kadar baktıkları paraya bakış açıları değişecek. Diyelim ki çok para harcıyorlar. Daha dikkatli harcamaları gerektiğini anlayacaklar. Özellikle yine yılın ikinci yarısı itibariyle mümkünse eğer kredi gibi bankalarla ilgili ilişkilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mümkünse kredi çekmesinler, çekeceklerse de o planlamayı çok doğru yapmaları gerekiyor ki yılın ilerleyen döneminde problem yaşamasınlar. Bunu söyleyebiliriz. Evet.
Terazilere geçelim. Evet, teraziler içinde hakikaten uzun yıllardır yaşadıkları neredeyse bir 7 yıl diyebilirim aslında. Zorlu yıllar geride kalıyor teraziler için. Hayatlarının birçok alanlarıyla ilgili teraziler mucizeler beklesinler diyorum. Tüm yaşam alanlarıyla ilgili fırsatlar söz konusu. Mesela ev değiştirebilirler, araba alabilirler. Yani onlara ait olan gayrimenkulleri, sahip olmak istedikleri varsa alabilirler veya mevcut olan gayrimenkulleri üzerinden değişiklikler yapabilirler. Sadece onlar için şuna dikkat etmelerini istiyorum. Yılın ikinci yarısında özellikle terazi burçlarının birçok terazi mesela evlilik haberini alacağız. İlişkiye başladıklarını ve evlendiklerini öğreneceğiz. Burada dikkat etmeleri gereken şey Ağustos ayındaki tutulmayla beraber o doğru partner mi değil mi ona biraz dikkat etsinler. Sonrası Eylül ayını beklerlerse evlilik ve ilişkiler adına onlar için daha mutlu olacaktır. Sonuçlar olumlu olacak. Terazi var mı evleniyor gidiyor? Terazi de yok. Evet burada. Kimse yok. Şimdi Başaklar. Başakların 2017 yılında ana temaları içsel mutluluk dediğimiz alanlar olacak. Biraz o alanlara. Mesela güvenlik onlar için daha önemli hale gelecek. Daha güvende hissetmek isteyecekler. Onları özellikle şu konuda rahatlatmak istiyorum ki bu güvenlikle ilgili korkuları, fobileri, genel yaşam alanları ile ilgili gezegenlerin verdiği bir enerji. İlerleyen aylarla birlikte bunların altının dolu olmadığını, gerçek olmadığını anlayacaklar. Onun için bu konuda endişelenmesinler diyorum. Ama kariyer hayatlarında da bir değişim etkileri onları bekliyor diyebiliriz Başak burçları için. Ama olumlu, pozitif. Güzel. Evet, Aslan burçlarına geldiğimizde Aslan özellikle yine evlilik ve ilişkilerle ilgili, yaşam alanlarıyla ilgili bu alanlarda birçok değişim onları bekliyor. Yeni bir aşka başlayabilirler veya mevcut olan ilişkilerini daha doğru bir alana çekebilirler. Bunun dışında bol bol seyahat edecekler gözüküyor. Aslanlara da tavsiye edeceğim şey özellikle çok daha disiplinli oldukları zaman sağlıklarıyla ilgili alanlarda daha düzenli yaşamaya başlarlarsa eğer kilo verebilirler ve bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı bir alana çekebilirler. Evet, yengeç burçlarına geçelim. Evet, yengeç burçları özellikle hedefleriyle ilgili alanlarda çok daha cesaretli olacak gözüküyor yengeç burçları. Ne alanlarda? Hedefleriyle ilgili, ulaşmak istedikleri alanlarla ilgili çok daha cesaretli olacaklar. Eğer sorumluluk almaktan kaçınmazlarsa, yaşadıkları tempodan dolayı şikayet etmezlerse, yılın ortası itibariyle o bekledikleri takdir, terfi hepsini alabilecekler gözüküyor. Sadece şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Mümkün oldukça iş değiştirme gelebilir ama bir iş bulmadan yeni bir iş alanına geçmemeleri gerekiyor. Yengeç burçlarının buna dikkat etmesi gerekiyor. Güzel bilgi. Evet. Çünkü iş işte bulunur diyorum ben her zaman. Aynen. İkizler burcuna gelecek olursak, ikizler aslında 2017 onlar için de büyüme ama neyle büyüme? İlişkileriyle büyüme yılı olacak ikizler burcunun. İlişkileriyle ilgili birçok sınava tabi olacaklar. Burada yine yeni kararlarla beraber evlilik kararı da alabilirler, bitirme kararı da, sonlandırma kararı da alabilirler ikizler burcu. İş anlaşmaları yapabilirler, özellikle arkadaşlarıyla yeni bir iş alanına girebilirler. Arkadaşlarından böyle teklifler gelebilir. Bunu da kesinlikle doğru değerlendirdikleri takdirde yıl sonuna doğru kazanç elde etmeye başlayacaklar. Güzel. Evet, boğa burçları. Evet, boğa burçları biraz finansal alanlara dikkat etmeleri gerekiyor. Lütfen adım atarken çok dikkatli olsunlar ki finansal alanlarla ilgili hayal kırıklıkları yaşamasınlar. Özellikle yine yılın ikinci yarısında iş tempoları bir hayli artacak gözüküyor. Mesela bu durum aynı zamanda iş arayan boğa burçlarına iş de bulabilirler. Bu anlamda değerlendirebilirler. Bir de yine boğalar için lütfen onlar için de şunu söylüyorum. Tüm iletişim alanlarını kullansınlar. Bu sosyal medya olur, internet olur, TV olur, yaptıkları işle ilgili sosyalleşebilirler. Çünkü bu alandan birçok fırsat gelecek onlara gözüküyor. Evet, şimdi gelelim Koç burcuna. Evet, Koç burcu için yaşadıkları uzun ve zorlu süreçte aslında onlar birçok şey öğrendi. Ve bu öğrendikleri şeyleri yaşamlarındaki yönlerini bulmak için kullanmaya başlayacaklar gözüküyor.
Bir taraftan hem aşk, hem iş, hem aile, içsel mutluluk anlamında yılın ortası itibariyle birçok sürpriz onları bekliyor. Büyüdüler, geliştiler. Aslında koçlar için de yılın ikinci yarısı itibariyle en şanslı burçlar arasında diyebiliriz. Evet, ben de onu soracaktım. En şanslı burç 2017'de. Evet. Koçlar Koç, terazi. Ama mesela tutulmalar olacak. Şubat ve Ağustos ayında önemli tutulmalar yaşayacağız. Bu tutulmalardan en çok tabii ki yine doğum haritalarına göre değişir. Olumlu, olumsuz, en yoğun etkilenecek burçlar Yengeç, Oğlak, Aslan ve Kova burçları. En yoğun onlar etkilenecek gözüküyor. Nisan ayında mesela gökyüzünde birçok gezegen geri gidecek. Bu Nisan ayı da bizim için çok önemli. Ama Şubat ayıyla başlayan, Haziran ayına kadar devam eden süreç bu sene, özellikle yılın ilk yarısı, ilişkiler ana temamız olacak hepimizin. Aşk ve ilişkiler olacak. Ay, aşk ve ilişkiler olsun da başka bir şeyler olmasın. Evet, onlar olsun hayatımızda. Evet. Normali de o zaten. Evet. Şu içinde bulunduğumuz şeyi bitireceğiz mi, bu sıkışmışlık? Bitireceğiz. Şeysi geçecek mi? Yani şöyle, hepimiz için diyorum. Aynen öyle. Hepimiz için Ocak 10'una kadar biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ve ondan sonra başlayacak süreç, evet, ayın sonu itibariyle iyice bu enerjiler üzerimizden kalkacak. Burada yapılması gereken en doğru davranış biçimi, hakikaten emin olsun herkes, korku ve kaygıyı bir şekilde hayatlarından lütfen atmaya çalışsınlar. Korktukça, kaygılandıkça, ben buna çok inanıyorum, aynı şeyleri yaşamaya başlıyoruz. Lütfen evet. Bu alandan mümkün oldukça uzaklaşalım ve hemen çıkalım. Hatta işte 2017 için şimdiden herkes listesini oluşturup yaşam alanlarında neleri değiştirmek istiyorlarsa bunlarla ilgili ufak ufak notlarını almaya başlayabilirler. Mesela ne yaşam alanımızda neyi değiştirebiliriz? Şunu, her şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela 2017'de ilişkisinde daha olumlu alana taşımak isteyen, ilişkisi olmayıp ilişki yaşamak isteyen insanlar bence hayal ettikleri partneri bile özellikle 29'unda bir yeni ay da var. Bununla beraber not alabilirler. Orada hiç imgelemekten korkmasınlar. Yani çekinmesinler. Nasıl karakterde olmasını istiyor, nasıl bir ilişki yaşamak istiyor. Mesela ev almak istiyor, gayrimenkule sahip olmak istiyor. Bunlarla ilgili inanın bunları düzenlediklerinde 2017'de biliyorum ki birçok insan daha özgür hissedecek kendini, daha iyimser bakacak hayata. Birçok şey öğreneceğiz. Birçok yeni gelişmeler yaşayacağız. Hem ülkemiz için de geçerli, bu bizler için de geçerli. 2016 kadar zor bir yıl olmayacak bir kere. Oh, vallahi evet. O bir oh dedim yani inşallah.